Merhaba gençler. Şimdi biz sizinle bir önceki dersimizde ticaret nedir bunu öğrenmiştik. Bu dersimizde ise ticaretle teknolojiyi birleştireceğiz. Ama bunun öncesinde ticaretin teknolojiyle birleşmeden önce acaba nasıl bir hikayesi vardı ona bakalım. Şimdi eskiden, çok eskilerden ticaret mesela daha ilk uygarlıklar kurulduğunda insanlar bir şeylere yüklüyorlar, böyle bozulmayacak şeylere koyuyorlar eşyalarını ve farklı ülkelere, farklı şehirlere götürmek için yola çıkıyorlar. Tabii ki hepsini kendileri taşıyamayacağı için, daha arabalar bulunmadığı için hayvanlara yüklüyorlar. Yani bunlar develer olabilir, atlar olabilir, eşekler olabilir ama daha çok develer susuzluğa ve açlığa uzun süre dayandığı için develeri tercih ediyorlar. Böyle küplerin içine sıvı şeyler bile koyabiliyorlar. İşte baharatlar, kuru balıklar, bir sürü şey. İlk başta bunları satmaya başlıyorlar. En başta kral yoluna gidiyorlar. İzmir'den başlayıp ta Ninova'ya kadar uzanan, biliyorsunuz bunu zaten, kral yolunu kullanıyorlar. Daha sonra ipek ve baharat yolları kullanılıyor. Ta Çin'den başlayıp İstanbul'a kadar uzanıyor bir tanesi. Bir tanesi de Hindistan'dan başlayıp Orta Doğu'ya kadar uzanıyor bu yollar. Yani sonuç olarak insanlar çok ilkel bir şekilde ticaret yapmaya başlıyorlar. Ama daha sonra hayatımıza teknoloji diye bir şey giriyor. Bilimin insanların işlerini kolaylaştırmak için geliştirilmesi aslında, icata dökülmesi. Bu şekilde insanların işleri kolaylaşıyor. Tabii ki de teknolojiye de ticaret birbiriyle etkileşime girip birbirlerine yarar sağlıyorlar. Mesela ilk başta bu üretilen malların ülke dışına çıkarılması için işte tırlar, trenler, gemiler, uçaklar yapılıyor. Ya da işte üretilen malların hızlı bir şekilde üretilebilmesi için sanayide fabrikalar yapılıyor. Bunlar teknoloji daha doğrusu ticarete çok olumlu yönde etkileyebiliyor. Bilgisayarların gelişmesi sadece şeyler değil, ulaşım araçları değil, bilgisayar, telefon, tablet yani birçok şeyin gelişmesi, internetin gelişmesi de yine etkili oldu ticarette. Ulaşım teknolojilerinde en ucuzu ve en çok yük taşıyanı gemi ama en hızlısı uçak mesela ama en pahalısı da uçak. Bu yüzden en çok gemi tercih ediliyor başka ülkelere gönderilirken. Karayolu da ama hem ülke içi hem de kara bağlantısı olan ülkeler arasında tercih edilebiliyor yine. Ha, ulaşım teknolojilerinin yararlarına bakalım sizinle. Ticaret hızlanır. Evet, mesela uçakla çok hızlı gidebiliyorlar. Uzak yerlerle ticaret yapılır. Çin'den Ali Baba yüklüyor bize malzemeleri eskiden. Gemilere koyuyor. Gemilerle ne yapıyordu? Ülkemize doğru geliyordu. Bozulma riski olan şeyler hızlı bir şekilde iletilebilir, gönderilebilir. Ağır yükler gemilerle gönderilebilir ve bunun dışında ulaşım teknolojilerinde sadece ulaşım araçları değil de boru hatları da çok önemli. Mesela doğalgaz ve petrol için boru hatlarından söz edebiliriz. Doğalgaz bu şekilde çok rahat bir şekilde taşınabiliyor. Denizin altından bile geçebilir. O yüzden çok kullanışlı bir teknoloji. Şimdi bakalım burada biraz inceleyelim. Irak-Türkiye ham petrol boru hattı. Bakın şuradan. Irak, Mardin, Gaziantep, Ceyhan'a doğru gidiyor. Batman 4 yol ham petrol boru hattı. Bakalım. Batman, Diyarbakır, Adıyaman ve buradan neye bağlanıyor? Irak-Türkiye boru hattına. Ceyhan-Kırıkkale ham petrol, bakalım buna da ne renkmiş, yeşil, bulalım hemen. Ceyhan Kırıkkale, koyu bir yeşil bu. Şurada, ha, evet, Kırıkkale'den böyle Ceyhan'a kadar iniyor. Bakü Tiftis Ceyhan, bu da şuradan mavi renk. Ha, şu Bakü Tiftis Ceyhan şöyle iniyor aşağıya doğru. Başka neye bakalım?
Doğal gaz hattları. Ha, kırmızı olan doğal gaz hattı en büyük doğal gaz hattımız. Bu geliştirilmeye çalışıyor. Yani sonuç olarak ülkemiz hem kendisinin petrol ve doğal gaz edinmesi için hem de başka ülkelere gönderilmesi için aracılık yapan bir ülke. İletişim teknolojileriyle birlikte de ticaret giderek arttı. Nasıl mesela? Artık internet üzerinden, telefonumuzdan birçok şeyi sipariş verebiliyoruz, değil mi? Hatta dışarıya çıkmaz olduk. Market alışverişlerimizi bile artık buralardan yapabiliyoruz. Bunun dışında Instagram dediğimiz bir şey var ve buradan insanlar çok fazla ticaret yapabiliyor. Ben mesela evde diyelim ki hobi amaçlı bir süs eşyası yapıyorum. Bunları Instagram'a koyabilirim. İşte tanıtımını yaparım, güzel bir afiş hazırlarım, bir sayfa açarım, paylaşırım ve buradan bol bol sipariş alabilirim, değil mi? İşte bunların hepsi aslında teknoloji sayesinde gerçekleşen şeyler. Şöyle göstereyim size. Ürünleri internet ortamında tanıtabiliriz. Evet, afiş koydum, tanıttım. Satabilirim, değil mi? Sipariş verdiler. Daha sonra ben başka bir şey görüp alabilirim. Başka mesela diyelim ki Trendyol'a girdim, bir ürünün fiyatına baktım. Oradan çıktım, hepsi buradaya girdim baktım. Hangisinde ucuzsa oradan alabilirim. Diyelim ki kargo gönderdim, ürün sattım ya da ürün aldım kargoyla. Bunun takibini işte kargom hangi transfer merkezinde, hangi şubede, yola çıkmış mı, kaybolmuş mu hepsini öğrenebiliyorum. Yani alışveriş artık çok kolay bir şekilde teknoloji sayesinde yapılabiliyor gençler. Konumuz bu kadar. Bu kadar da hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere.